Yoksa bitmeyecek. Hadi bakayım. Holy shit, it's Reaper, it's Reaper, it's broken. Ay, sana. Okay. Ah, istedim. Gerildim. Nice. 0-0-0. Chat. Koptu koptu kırıldı. Osurarak başlamaya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gökhan Abdü birlikteyiz. Bir yeme videosuyla. Ama şu değil mi? Oğlum işte dev gibi ya. Evet, şunlara baksana. Gene bir ilk time piresin anasını s**eyecek. Ya makineyi kıracağız. Makine. Buradaki son videom bugün. Aynen. İdman öncesi pre-workout. Evet, çok acıktım. Bir saattir bir şey yemiyorum. Trafikteydim. Şeyde trafik bekle için. Bir saat uzun bir süre. Eğer yayını kapatırsam senin amına koyarım ne demektir kardeşim ya? Yani bu ne demek? Bu nasıl bir itham? Böyle bir sevme şekli mi var? Tamam izle, sev, destek ol. Eyvallah da baba şu ne ya? Yani şu ne kanka yani? Anladın mı? Sevme demiyorum canım. Ben de seviyorum seni. Eyvallah zaten sevmesen burada ne işin var da yani yapma ben böyle de. Bu kadar da sevme. Sinirlendim ya. Kalori yakmaya başladım. Aynen. Demek. Sevgi gösteririz. Afiyet. Videonun başlangıcında bile yemek yiyoruz. Yağmur sesi mi? Ortam daha olsun diye yağmurda çekiyoruz. Bir gris. ASMR. Yani uyumak istiyorsanız bile açabilirsiniz videoyu. Anladın mı? Şimdi ama video osurukla başladı. Çok da uyuyamaz. Aynen. Çok da geçen videoda bayağı böyle şaşırmışlardı senin işte. Hep oksijen aleti. Aynen. Hem o anlattığın şeyler falan. Victory has defeated you. Geçen videoyla bu video arasında ben bir 20 kilo aldım. Sen de bir 30 kilo falan aldın. Ben de 20 aldım. Aynen sen de. Herkes bir kilo aldı. Herkes daha da ağır yaşamlara doğru kaydı. O zaten belgesel gibi bir videoydu aynen, bu arada. Aynen. O gerçekten bir sirk videosu gibi falan. Bugün ikincisini çekiyoruz. Nasıl bugün olacak? Bugün karanlık tarafa geçiyoruz. Aynen. Evet. Bugün karanlık evet. Taraftayız. Antrenman zaten sen yine full body. Diye. Daha full body sen ne basacaksın? Kol yaparım. Belki seninle bir ilk time press'e böyle bir ufaktan bir olur. Bakarım bir spota gelirim. Vallahi bir spotla ya. Aleti korumak için. Aleti korumak için aynen, değil mi? Antrenman yapacağız onunla. Kanka yani. Mesela böyle arkamda spot olman iyi olacak. Çünkü evde ben tek çalıştığım için evet. Spot yok Allah'a emanet. Hiç kaldığın oldu mu altında? Çok, o elbet. Çok. Spotsuz kaldığı zaman atıyorsun mu ama? Atıyorum direkt. Vay. Sıkıntı. Triceps'in hırsızı zamanı hatırlıyorum yani. Bu bilek güçlendirici aldım işe yarar mı? Şöyle bir şey mi aldın? Bak bakayım. Şuna benzer bir şey mi? Bu mu? Buysa işe yarıyor ya. Sık bırak, sık bırak. Yarar. Yok 140 falandım yine. Aynen. Sürekli hacimleniyoruz, sürekli büyüyoruz. Ben diyet miyet dikkat etmiyorum zaten gömüyorum. Faruk bir diyet kafasına... Kaç kilogram? Vallahi en sonunda 60 yazıyor. En sonunu açayım. Böyle tutuyorum. Yani çok da böyle aman aman böyle harikulade lüks bir alet değil Faruk ama güzel yani kötü ya. Değil. Evet. Evet. Sende öyle bir düşünce yok ama. Hiç. Sizin bir lafınız var ya gerek yok muydu neydi? Bir getirisi yok. Getirisi yok. Diyetin bir getirisi yok yani. Belki aynen. Sağlık o kadar. Aynen getirisi yok. O da çok önemli. Mantık aynen. Belki sağlık. En son ne zaman? Burada oturmuş yemek yemesinin bitmesini bekliyor. İstanbul'a gelmeden mi? Aynen sağlam bir antrenman yaptım. Oğlum dev gibi iki tane adam ya. Bugün de bir boşaltacaksın depoları. Kaçıncı su kanka bu? Üçüncü bir buçuk. Adam üç günlük yaşıyor amına koyayım hayat yani. Normal bir insan üç günde. Sen sanki çok farklısın. Ya aynen ben de diyorum ben de birazcık ben de anormal yani benim de şu ya, sıralar. Ya şey gibi oluyor biz seninle bir araya gelince o bana şaşırıyor ben ona aynen. Şaşırıyorum. Ama gene Tuna bu arada sen kilona göre moruk ben hiç uyku sıkıntısı yaşamıyorsun. Hiç ama bakalım biraz genetik. Evet. Ama senin de kanka genetiği de yani aşmış olması lazım artık. Ama yaşamaman çok garip. Bir de ben bu mesela saatte, sevdim makinede. Bu saatte ne yenir ya? Ben bir yemek söyleyeyim. Karnım acıktı benim de videoyu izlerken de. Şöyle bir videoya bir yarıda bir bırakıp yemek söyleyesim var. Karnım aç çünkü. Harbiden karnım aç. Pizza mı? Again? And again. O zaman hocam büyük boy margarita söylüyorum. Tamam mı? Margarita içine de mantar, sucuk, yeşil biber ekliyorum. Tamam. Uyar mı? Uyar. Neden uymasın? Yan ürünlerden de yanına patates kızartması ama patates kızartması küçük. Ananı sikeyim ağzım sulandı söylerken. İçecek evde var. Fuisti söyleyelim ama yine de. Fuisti
Üstü dursun ya bro. Sepete ekle, sepeti onaylayalım. Tamamdır kardeşim, söyledik. Let's go. Uyusam daha rahat uyurum ama ben çok seyahat ediyorum. Kokoreç mi? Ölürüm kanka. Ben bu saatte kokoreç yiyeceğim. Kalp damarlarım direkt tıkanır. Anji olmaya falan, oradan da acil servise gider, damar tıkanıklığını açmaya Bu giderim yani. makineyi Ne yenir? taşıyamam uçakta. Evet, o sıkıntı. Çok Doğru. büyük sıkıntı o. Ama Faruk'un dediğine göre sakin sakin uyuyor musun? Uyuyorum, uyuyorum. Aynen. Faruk Salata kafamda takılı. acil. Bende biraz şey var sadece. Horladığım zaman da şu anda zaten burnum tıkalı. Günlük yemek giderim. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Az önceki söylediğim pizza yanında yiyeceklerle birlikte buraya ne kadara gelmiş biliyor musun? Bak dur ben sana söyleyeyim fiyatını. Sen bana az çok benim ne kadar harcadığımı anla. Bekle bakıyorum şimdi. Bakıyorum bunları söyleyebilirim zaten. Bunların herhangi bir şekilde. Kanka yemek buraya. Sepeti söyledik. Sepet düşmemiş daha. Bir saniye sepete bakıyorum. Sepete bakıyorum. Hala daha düşmedi. Niye düşmüyor? Kanka 430 mu? 450 TL mi o civarda bir şeye denk geldi ya. Biraz deniz etim var. Öyle. Malajdan. Bu arada o sürekli büyüyen bir şeymiş. Ben aldırdım 10 yıl önce yine büyüdü Aynen. mesela. Evet O da evet. natural değil. Sadece Oğlum bitkiler bazı. zaten chat öyle diyorsunuz da 100 liradan aşağı yemek gelmiyor ki anasını satayım hiçbir yere. Her yere 100 liradan aşağıya hiçbir şey gelmiyor yani. Gidin bakın istiyorsanız. Yani en basitinden ya yani Sercanların evinin oralarda ya da Ataşehir civarlarında. Ya bak minimum sepet tutarını ben bak minimumu 70 gördüm. En kötüyü 70 gördüm. 100 liradan aşağıya getirmiyorlar artık. Ya benim minimum gördüğüm 70'ti Onlar ya. bile Daha da büyümüyor. Aynen. fazlasını Sen falan görmedim. koyuyorlar ya. Hızlı Aynen. büyüsün diye. Aynen. Aynen. Hayat felsefesi. Getirisi yok. Bir yandan yüklüyoruz tabii ki. 150-200 ortalama aynen. Verdikten sonra bana geri vereceğim mi hemen? Girelim girelim. Çok bir şey yemedim ya. Kreatin gibi bir ölçek. Aynen. Ama eve bir tane ne alacağım biliyor musunuz? Eve bir tane tost makinesi almayı düşünüyorum. Bu amına kodumun parası fena gitmeye başladı. Ben galiba 3 öğün 4 öğün falan durmadan tost yiyeceğim. Ne yapacağım biliyor musun birader? Bir tane tost makinesi alacağım. Kaşarları da stoklayacağım. Güzelinden de şöyle ekmek sipariş edeceğim tost ekmeği. Artık ondan sonra yanına sucuk mu alırım, tost mu alırım? Hiç yani umurumda değil. Yapacağım ama yani evde yapmayı düşünüyorum. Çok gidiyor oğlum ya. Ben geçenlerde bir hesap tutarı yaptım dedim. Ne kadar gidiyor acaba? 15 ile 20K arasında gidiyor. Ya ben tuna tavus muyum amına koyayım? 15K, 20K nereye gidiyor kanka? Yani canım sıkılıyor, yemek söylüyorum. Canım sıkılıyor. Bir tatlı yiyeyim diyorum. Hepsi dışarıdan geliyor. En aşağıya zaten gelen sepet tutarı 200 TL'dir, 100 TL'dir. Habire gidiyor. Bunun bir günü yok. Sabahı var, öğleni var, akşamı var anladın mı? Bunlar da gitgide. Ya bir de ikinci, üçüncü öğün bitiyor. Kimi zaman ben mesela uyku tutmuyor beni. Yatamıyorum. Yatamadığımda da gece vakti bir kere daha yemek söylüyorum. Yemek söylediğimde de bir daha problem yani. Kışlık domates yap. Aa yavrum benim ekin nerede diyeceğim mi? Hamuru da açtım. Ben Burger King söyledim ihtiyar. Aynen. Çocuk söyleriz. ben yemeye başladım ben bir sessizlik oluyor ya. Aynen. Seni izliyor herkes. Testo Tayland videosu gerginliği gibi oluyor. O saçma sessizlik. Bakışlar senin yemeğe bayağı gidiyor kanka lan. Bayağı gidiyor. Baktığın zaman mesela adam 35 bin lira vermiş sushi'ye. Yani 35 bin lira şaka gibi ama. 35 bin. Doğru mu ya bu hesap? Yemek Bizim bir değil de onlar aylığın içerik üzeri. gideri ya. Tabii ama gidiyor yani sonuç olarak. Yani. Gidiyor. Videona para harcıyoruz. Ya sermaye olarak aynen. O yüzden arkadaşlar bakın bu kadar videona para harcıyoruz. Bir beğen butonuna basın bir ama. Bir beğene basın, bir abone olun yani bana da olun, Göktuğ'a da olun. Videolara çok uğraşıyoruz gerçekten. Bizim yemekler maksimum her piliç tavuk 110 lira. Senin ama hayatın bir içerik kanka zaten öyle. Abi eşek olma eve pilav makinesi verse tavuk pilav falan yap bilmem ne. Kanka şimdi onunla da uğraşmak da çok yoracakmış gibime geliyor benim. Bazıları diyor ki yani inanılmaz derecede yapımı kolay. Makineyi ben kullanmayı bilmiyorum. Nasıl yapacağımı yani bana az çok birileri öğretirse belki alabilirim ya. Yaşam tarzın bir Aynen. içerik. Neydi o makinenin ismi? O makinenin ismi neydi? İsmini unuttum makinenin.
Airfry miydi? Öyle bir şeydi ya. Airfry miydi? Neydi amına koyayım ya? Söyle dayı. En çok peki ya, para aynen harcadığın aynen. Videosu Nusret miydi? Yok, ondan bir tane alsam güzel olacak. Videoya 55 bin lira harcadım. Sadece yemeğe. Yolum olu dahil etmiyorum. Senin videolar zaten deep web falan. Yormuyor. Tavsiye ederim ya. Makineyi yormuyorsun. Suda da açtı. Olur. Evet. Senin videolar Hatice'm. O klasmanda kanka. Ya ben dışarıdan nasıl duruyor bilmiyorum yani izlerken. Sen hiç diyor musun mesela? Yo. Nasıl yiyor falan. Televizyonu açıyorum tamam mı? Akşam saat 9'dan sonra. Siz video attıysanız ana sayfaya zaten düşmeme gibi ihtimal yok. Ondan sonra bir tanesine tıklıyorsun. Videonun yarısından sonra acıkmaya başlıyorsun zaten. Videonun sonunda sen de yemek siparişi veriyorsun yani. Ama sen de hayvan gibi yiyorsun evet. Oğlum ya. Ama acıktırıyor net. Böyle bir yorum geliyor mu sana çok acıkıyorum şimdi falan diye. Şimdi iki tür yorum geliyor. Biri diyor ki. Ama hayvan falan diyor. Diyetteyim diyor. İyi oluyor diyor. Siz yiyorsunuz ben doyuyorum. Hiç canım istemiyor. Çok iyi. Bir de yerken obez oldum diyen var. Çok iyi doğru. O iki tane geliyor evet. Yani. Eski videolarını izleyip acıktığın oluyor o zaman. Eski videolarını izleyip diyorum ki ulan diyorum ne az şunu... yiyormuşuz. Diyetteymişsin herhalde bunu. Ne damar var amına koyayım. Faktır lan. Aboneyle doğru orantılı kilom düşükmüş. Yedikçe abone artmış. Şimdi TLC al yaşamlara baktım geçen. Bir şeye baktım arkadaşlar. Gibi. Sipariş geçen tamamlanmış mı ona baktım. Baktım dedim 15 milyon abone Turat Avuz. Güzel bir espri yaptık ama kaçırdınız. Onu koyamıyoruz arkadaşlar onu koyamayız. Şey aklıma geldi geçen. Git bir yerlerde dünyada gez bakayım oraya. Çekirge yer misin kanka? Bozar mı? Getirisi yok. Yani belki getirisi olursa yerim ya. Çekirgenin getirisi olursa yer. Vallahi bu video, yılan bu video 150 bin tamam, like olursa bu... Tayland'da çekeceğim. Tamam çekirgeyi. Aynen bu video o zaman 170 olursa Mart ayında beraber Tayland'a gidiyoruz. Tamam lan tamam, gidiyoruz tamam. Şimdi şey planım var zaten yakın zamanda o videoları da çekip atarım. Amsterdam'dan başlayacağım. Çok iyi. Orada bir patates. Orada bir Brüksel'de bir waffle. Hadi lan. Fransa'da bir... Çok ufak tatlılar matlılar ne varsa artık. Of. Onlar gelecek yani. Türkiye'de artık yiyecek bir şey kalmadı. Türkiye'yi yedin kanka zaten. Yedim çekirgelere bir üzüldüm ama. Bitti yok lan bitmedi. Bizim zaten fizik artı daralıyor senin yüzünden. Şimdi Antep, çekirgelere Antep bir canım sıkıldı ya. Yemek videosu çekmedim. Ne abi? Var da. Eskiden ben senin ilk sitol başladığın zamanları da biliyorum. Eskiden daha birazcık sinirliydin değil mi? Yoksa o zamanlar racon mu oydu? O zaman racon oydu ya. Ha, o zamanın mi? Karakteri oydu aslında. Ha. Hani şey değildi. Ben makaraydım her zaman ama videonun teması biraz o tarzı. Anladım. Görüyorsunuz zaten her videoda farklı bir Turat Avuz var. Yani çok aşırı farklıyım ama videoya göre uyum sağlıyorum, adapte oluyorum. Ama sen... Kanka sen yiyorsun nasıl kilo almıyorsun? Nasıl bir soru kanka? Yani ama ben bir o kadar da antrenman yapıyorum oğlum. Boks antrenmanlarım var benim harici olarak. Aşağı yukarı yani benim 20 dakika, 25 dakikalık, 30 dakikalık koşularım var. Yani düzenli olarak bir de antrenman yapıyorum ya herhalde o yüzden kilo almıyorum büyük ihtimalle. O zamandan bu zamana kadar relaksladım ben. Kanıtla amına koyayım ne yapayım önünde mi koşayım kanka nasıl kanıtlayayım? O zamanlar daha idmanlar falan da daha senin için çılgınca modundaydı. Ya o zaman daha çok idman videosu çekiyorduk. Evet. Ben sonra makarasına yemek aynen. Videosu çekmeye başladım. Onlar daha çok izlendi tabii. YouTube kafasında değildim çok. Evet, yani kameraya evet. Bile belki kanka, adapte olamıyordum. Şey soracağım dur. Sen üniversite falan ne yapıyorsun? Vallahi okul devam ediyor benim hala ya. Ama... Selam aleyküm. Allah devam ediyor evet. Okulun video var mı hiç? Var. Ya bir yerde bir video vardı ama onu nereden bulacağım bilmiyorum. Onu buraya nasıl atacağım mesela onu da bilmiyorum ben. Videoyu buraya entegre etmeyi bilsem belki bir şeyler olabilir. Yani vurduğum var ama... Adde nereden bulacağım? Bu videoyu nasıl buraya şey yapacağım? Bu biraz daha bu güç de doğrusu bunu nasıl göstereceğim? Durmadan lafaya vurdum sadece bu güç antrenmanı için. Bunu hızlı vurmuyorum. Bu başka var mı? Bir de bu vardı. Bunlar var yani de o gözükmüyor ki ya yarım yamalak. Bunu açamam şimdi. VP'yi açarsam sıkıntı olur. Story atsana. Kanka ben yaptım sporun böyle storiesini atmayı sevmiyorum ya. İşte böyle aynadan fotoğraf çekineyim. İşte alın bak bugün antrenmandayım. Ben kanka telefonu kapatıyorum direkt. Ben telefonu alıyorum böyle ikisini birden kapatıyorum. Koyuyorum telefonu direkt antrenman yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sevmiyorum ben. Bas. Başlıyorlar yavaştan bu arada. Hadi şunları izleyelim. Let's go. Bas. Osurarak başlamaya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gökalap'la birlikteyiz. Bir yeme videosuyla. Ama şu değil mi? Evet, bugün Tuna misafirimiz. Gene bir ilk time presin anasını s**eyecek.
Başa mı sardım yanlışlıkla? Nasıl başa sardım ya? Nasıl oldu ya bu başa sarıldı? Bir şey değildi. Ben makaraydım her zaman ama videonun teması biraz hatası. Anladım. Görüyorsunuz zaten her videoda farklı bir tuvalet var. Çok Şuralardayız. aşırı... Yanlışlıkla mı sardım? Sıfıra mı bastım yanlışlıkla? Kusura bakmayın. Özür Tarzı için dilerim. anladın mı? Gösteriş, passion. B12 eksikliği var, ben bir de Passion izlerim. sport. Adamı sadece sağ tarafı terlemiş. Baksana bak. Çek şunu, çek şunu. Ne oldu? Sırtını dön. Gel dayı. Sadece sağ tarafı terlemiş. Sağ taraf bas. Adam unilateral terliyor amına. Bakıyorum sadece. Ya bizi ne sandın lan? Hiç bu haldeyken birini dövdün mü? Sen de oldu mu hiç? Bana koyarım. Ben de yok kanka. Olmadı değil mi? Ben de kavgacı bir tip değilim dayı. Aynen belli ben, zaten. Çok sakinsin. Ben Barış'la konuşarak bazı şeyleri çözdüm. Oğlum ikisi de dev gibi ya. Şu adamların yanında olmak ne insana ne kadar küçük hissettirir biliyor musun? Bir de benim boyum 1,70, otomatik kapı bile görmüyor beni. Şunların yanında olacağım bir hiç gibi hissederim ya. Bir de şeyle değil mi? Çözersin. Al da ya. Ye. Peki hiç mesela yemek dışı geldi gibi bir şey yediğin oldu mu? Nasıl? Kağıt yediğim bir video var. Ulan nasıl içerlediysen hala onu diyorsun ya. Oğlum benim çünkü o... Ya, videonun sonunda görüşeceğiz ama. Hissiyat açısı ben beğendim. Bak kral, bizim o sezonda bu bize lazım. Sen ona göre davran. Tamam, tamam. Hani kardeşinin gelişmesini istemiyorsan o zaman zarar ver. Ben biraz daha yükleyeyim bunu. Aynen. Bak bakalım. 140 kilo. Çerez. Çerez, harbi çerez. Kanka 140'a çerez gibi dokunuyor kanka Eleman. Hissetmiyor musun bile? Hiç umurunda değil kanka 140 kilo. Mavinin çifti var mı? Ha, sen bunu tam belin şurasına sarmıyorsun. Direkt bileğe mi sarıyorsun? Direkt bak göstereyim sana. Bir tane yukarı, bir tane aşağı. O bileği stabilize ediyor çok. Ya bu stiff olanlardan. Stiff bu. 180. Patates. Abi kilo harbi patates hiç umurunda değil kilo. Kilo hiç umurunda değil. 4 plaka. Hiç umurunda değil kanka. Sağ ol kral. Ne oldu? İyi bayağı dedim ya, ona güldüm. Kulaklar gidiyor ya. Öyle mi? Duymuyor musun? Niye geç kaldın? Aramızda niye geç kaldın? Arkadaş sensin. Geldi. İşler oldu abi. Yağmura... Baksana oğlum küçücük duruyor yanında. Goril Faruk da aslında büyük oğlum, iri çocuk. O ne kadar artık büyükler yani. Ben bu adamlarla gerçek hayatta hiç denk gelmedim de ne kadar büyükler yani, anladın mı? Goril Faruk da karanlık tarafa geçti. Oğlum Goril Faruk cidden küçük değil bu arada. İri yarı yani adam. Ya bizim Ere'yi biliyorsunuz obez. Ere'nin yanında sırıtmıyordu yani Goril Faruk. Zamanı geldi. Preslerde takıyorsun yani. Takıyorum takıyorum full. Faydası oluyor mu? Bir tık alıyor barı almak için kalçanı kaldırıp gövdenle öne geliyorsun ya, barı almada çok faydası var. Ben preslerde çok faydası olduğunu görmüyorum ya. Yani. Benim mesela bench yaptığım zamanlar taktığım zaman etkiliyordu. Kötü mü etkiliyordu? Kötü etkiliyordu. Ben ama o kadar arch yapmıyorum. Ha. Çok arch, senin arch'ın belki daha iyidir. Ben deli gibi arch yapıyorum ya. Suna Maxing. Bir side chest ver bakayım. O ne lan? Şu var ya. Pozları hiç bilmiyorsun değil mi? Cirke eşya pozlarını. Çirkin bak. Abi Allah'la karşılaştım, foto çekildim. Hayatımda gördüğüm en büyük adamlardan biriydi. Bas ya, belli abi. 1 2 3 4 5 Kitlendi mi lan? Her an kırılacak gibi duruyor kanka. Kıracak gibi tutuyor çünkü. Biraz geniş tutuyorsun. Kanka God of War. Geniş mi seviyorsun? Alet küçük. God of War. Benim idman daha çok. Şu. Şu. Şunlar bunlar. Ben daha çok hani Antalya'da animasyon oyuncuları gibi. Pump oldun mu dayı? Direkt. Dragon atletle ağızdan alev çıkarma. O ne? Dragon atlet bilmiyor musun? Ağızdan alev çıkartıyorlar ya Dragon atlet. Harbi mi? Oğlum bilmiyor musun? Şöyle kesim atlet arkada ejderha var. Oğlum bunu biliyorum. Ateş çıkartmayı bilmiyorum. Hı. Sen terliyor musun baba? Hayvan mı terliyor? Şu an bütün falan terledim mesela. Ya şu an çok çok yeni terledim mesela, terlemedim de. Bir, mesela üst vücut gününde falan terliyorum baya. Sence terlemek iyi bir şey mi peki? Ya ben terliyorum. Bence iyi bir şey ya. Terlemiyorsan İlla bir sıkıntı vardır değil de. Seninkisi bir ekstrem. Evet. Bu arada yukarıda hava 10 derece falandır büyük ihtimalle. Adam tişörtle kalktığı zaman sırtında ter vardı yani. Ben götüme kadar terliyorum kanka. Diz kapaklarım bile terliyor benim. Aa, sarmadım. Ne öyle mi?
Adam önce diğer bileğine sarıp sonra diğer bileğinden saracağı bileğe sarıyor ama. Bunda tetikte oldu kanka. Tamamdır. Bas dayı. Bas bileğe. Bas. Koptu koptu kırıldı. 200 bin izlenme geldi amına koyayım. Ahmet taşımadı lan. Dur amına koyayım, beni de korkutuyorsun. Evet, yine bir makinenin anasını avradını. Ben orada bu arada tendonuna bir şey oldu sandım. Ya ben de öyle sandım da. Ses çıktı ya, çok korktum. Tendondan öyle ses çıkıyorsa bela zaten. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun kanka? 30'dan başlayalım. Bu ne ya kanka? Okey mi? Okey. Tamam, bunlar basit zaten. Okey. Kanka 30'a easy diyorlar kanka adamlar. 30'a easy diyorlar. 30 kilogram. Kolla kaldırma easy diyorlar. Oğlum bu çok ağır lan. Bu bile ağır. Psikolojik. İyi. Mental. Rakibini mental olarak. Kanka fırlatacak gibi ya. Tamam, direkt 40 kiloyu deneyelim mi? Olur. Tamam, sen zaten ne desem olur diyeceğim. Oğlum ağır lan. Kanka tuna yaratık ama. 5 kilo kaldırıyormuş gibi duruyor ama. 50 yap bak. Lan tuna ağır bir yaratık kanka ya. Normal değil. 50 kilo mu o? 50 kilo evet. 50 deneyeyim mi? Biraz sallanıyorum. Senin kadar sistik yapamıyorum ama. Normal kanka. Senin sisteminle alakalı. Evet. Sürekli ağırlık alışık değilsin ki yani. Evet. Amacın o değil. Spor salonu benim nefes anlamında çok yoruyor ya. Evet. Havalandırması çok çok iyi değilse. En iyisi açık hava gibi olmaz tabii hiçbir yerde. Şuradaki bütün yani cılızların rızkını yediği için zaten zor nefes alıyor abi yani. Adam daha nasıl nefes alsın kanka? Kurban olayım ya. Şu an hiç kardiyo yok değil mi? Kardiyo var mı şu an? Var. Ne ya bu? Var mı? Var. Bas. Bench yamuldu. Oğlum bu ne? Kanka boru değil bak, bir şey söyleyeceğim, bu 60 kilo bu arada, taşacak geçilecek bir kilo değil. Milletin bench PR'ları amına koyayım, 60 kilo insanlar var yani, anladın mı? 60 kilo kanka. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben 63, eyvah. 60 kilo insanlar oğlum, Barış Yetebi 60 kilo lan. Çok Barış ya. Yetebi dumbbell ya, yaptı kaldırdı adam. Kontrolü de çok iyi, baksana şu kontrole. Yani sadece sağ kol değil, ikisi de çok dengeli bir şekilde kuvvetli. Çok garip bir güç. Harbi çok garip bir güç ya. Deneyim mi? Oğlum bunu nasıl yaptın lan koyayım lan? İmkansız kanka. Ben şuna bir adam akıllı bir set yazdım. 24 kiloyla. Gözün niye kızardı lan? Baksana yuf. Hep öyle oluyor ya. Tuna'da hep bu var. Ağır kilolara girdiğinde hep gözleri kızarıyor. Bir zarar versin bir zahmet. Evde denemeyin. Evde zaten yani. Tek kiloyla kaldırır ya. 100 kiloyu bence dener ya abi. Bayağı yanlış yatır. Bu da dağ gibi adam kanka. Bu da şaka değil ya. Baksana şunu oğlum. Bu ne kanka ya? Bu eleman ne gerçekten yani, God of War'ın önüne çıkmış Thor gibi, anasını satayım bu harbi ne ya, bu mitoloji tanrısına dönmüş ikisi de. Oha! Harbi Giga Chat'e dönmüş ikisi de ya. Anlamadım ki. Enteresan. Salon Tuna'ya dayanamadı. Kendini kapattı. Çok büyük. Ya şu an tam anlamıyla karanlık tarafa geçtik. Evet, tam anlamıyla karanlık tarafa geçmek. Tam. Her ritüel tamamlandı kanka. Şu an biz videonu bitirdik. Salon da bitirdi karanlık kendini. Karanlık tarafa komple geçtik. Çok sağ ol kanka, salonda bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu video artık burada bitiyor ama sadece bu video bitiyor çünkü... Ufam şişti. Oğlum inanılmaz adamlar ya. Gerçekten yani bunlar nasıl PR'lardır, nasıl bir güçtür, nasıl bir kuvvet...